beyindeki plasebo etkisi. Varoluşumuzu gerçekten değiştirdiğimiz zaman bedenlerimiz yeni bir zihne tepki vermektedir. Ve varoluşumuzu değiştirmek, düşüncelerimizi değiştirmekle başlamaktadır. Bizler devasa bir ön beyine sahibiz. Bir insan olmanın ayrıcalığı, düşüncelerimizi her şeyden fazla gerçek kılabilmemizdir. Ve plasebonun çalışma şekli de işte böyledir. Süreçlerin nasıl işlediğini görmek için üç temel unsuru gözden geçirmek gerekiyor. Şartlanma, beklenti ve anlamlandırma. Göreceğiniz gibi bu üç kavramın hepsi de plasebo etkisinin oluşmasında bir orkestra gibi birlikte çalışırlar. İlk unsur olan şartlanmayı özetlemek gerekirse, şartlanma, geçmişteki bir anının fizyolojik bir değişimle ilişkilendirilmesiydi. Örneğin, aspirin almak ve baş ağrısından kurtulmak gibi. Çünkü biz bunu defalarca deneyimlemişizdir. Bunu bir de şöyle düşünün. Başınızın ağrıdığını hissediyorsanız, içsel ortamınızda bir fizyolojik değişimin farkında olmanız da şarttır. Yani ağrı hissediyorsunuz. Bu durumda yapacağınız bir sonraki şey, dış çevrenizde, içsel ortamınızda değişiklik yaratacak olan bir şeyler aramak olacaktır ki bu vakada aspirin diyebiliriz. Şimdi o andaki içsel durumunuz ağrı içinde olmak. Sizi geçmişteki bazı seçimleriniz, edinimleriniz veya dış gerçekliğiniz ile hislerinizi değiştiren bazı deneyimlerinizi düşünmenize yönlendirmektedir. Yani aspirin almak ve rahatlamak. Bundan dolayı dış ortamdan gelen bir uyarı ya da ipucu size özel bir deneyim yaratmış olan aspirini anımsatacaktır. Bu deneyim psikolojik bir tepki ya da ödül ürettiği zaman o içsel ortamınızda değişikliğe yol açar. İçsel ortamınızda değişikliği fark ettiğiniz anda dikkatiniz bu değişime neden olan dış ortama yönelir. Dışınızdaki bir şeyin içinizdeki bir şeyi değiştirmekte olduğu bu olay ilişkili anı diye anılır. Süreci defalarca tekrar edecek olursak dış uyarıcıyla olan ilişki öyle güçlenmeye başlar ki aspirinin yerine ona benzeyen bir şekeri hap diye alsak o bile otomatik olarak bir içsel tepkiye neden olur ve baş ağrısını dindirir. Bu, plasebonun çalışma biçimlerinden biridir. İkinci unsur olan beklenti, belli sonuçlarla karşılaşacağımıza dair akıl yürütmeler yaptığımızda oyuna katılır. Bundan dolayı, örneğin kronik artrit ağrılarına sahipsek ve doktor bize yeni bir ilaç vermişse, heyecan ve inançla bu ilacı aldığımızda farklı bir şeyler olacağını söylemişse, aslında doktorumuzun yaptığı şey bizim etkilenebilirlik seviyemizi etkilemek olmuştur. Bir kez daha duyarlı olmaya başladığımızda doğal olarak dışımızdaki farklı seçim olasılıklarını bir şeylerle ilişkilendiririz. Zihinlerimizdeki farklı bir gelecek potansiyelini, umudunu ve beklentisini seçeriz ve farklı bir sonuç elde edeceğimiz beklentisine gireriz. Duygusal olarak kabullenir ve sonra seçmiş olduğumuz yeni sonucu benimseriz. Duygularımızın yoğunluğu yeterli büyüklükte ise beyinlerimiz ve bedenlerimiz ağrılardan kurtulmuş haldeki yeni varlık durumumuzu hayal eder. Sonra gerçek olay, yani bizi yeni bir varlık haline sokan değişim gerçekleşir. Beyin ve beden aynı hale gelir. Sonuç olarak beynimiz varlık durumumuz değişmiş gibi aynı nöral devreleri çalıştırır. Tıpkı ilacın ağrıyı iyileştirmesi gibi, bedenin içine benzer kimyasalları salar. O zaman beklentimiz yani ağrımızın dinmesi gerçek olur. Çünkü beyin ve beden içsel ortamımızı değiştirmek üzere mükemmel bir eczane yaratmıştır. Şimdi yeni bir varlık durumundayızdır. Bu zihin ve bedenin bir olarak çalışmasıdır. İşte bu kadar güçlüyüzdür. Anlamlandırmak üçüncü unsurdur. Bir plasebonun çalışması için yeni bir eyleme, yeni bir anlam veririz. O zaman onun ardına bir istem koyarız. Diğer bir deyişle, yeni bir şey öğrendiğimiz zaman
onu zihnimizin daha bilinçli bir yerine koyarız. Ona amaç dolu bir enerji katarız. Belli bir madde, süreç ya da ameliyat hakkında ne kadar eğitim alıp ona inanırsanız, onun işe yarama oranı o kadar artar. O zaman sağlığınızı geliştirme ve daha iyi olma konusundaki düşüncelere vereceğiniz tepkilerle daha büyük bir şans yaratırsınız. Diğer bir deyişle, dış ortamdaki kişiler, yerler ya da şeylerle yaşadığınız bir deneyime ne kadar anlam yüklerseniz, içsel durumunuzu sadece düşünerek değiştirmede o kadar başarılı olursunuz. Ek olarak sağlığınızla ilgili yeni bir sonucu, örneğin yapmakta olduğunuz şeyin olası ödülleri hakkında eğitilmiş olduğunuzda daha fazla kabullenirsiniz. Zihninizde yaratmakta olduğunuz model ne kadar net olursa, beyninize o kadar ön doldurma yapmış olursunuz ve bedeniniz de bunu tam olarak kopya eder. Daha basit bir ifadeyle, nedene ne kadar inanırsanız, etki de o kadar iyi olur. Plasebo, düşüncelerin anatomisi. Plasebo etkisi, bir düşüncenin fizyolojiyi değiştirebileceği bir faktörse, onu madde üzerindeki zihin diyebiliriz, o zaman düşüncelerimizi kontrol etmemiz ve onların beynimiz ve bedenimizle karşılıklı etkileşimlerine bir bakmamız gerekir. Gelin önce bireysel, güncel düşünceleri ele alalım. Bizler alışkanlıkların yaratıklarıyız. Bir günde 60 bin ile 70 bin arasında şey düşünürüz ve bunların %90'ı bir gün önce düşündüğümüz şeylerin aynısıdır. Her gün hep yatağın aynı tarafından kalkar, aynı rutinle banyoya gideriz. Saçlarımızı hep aynı şekilde tarar, aynı sandalyeye oturur ve aynı kahvaltıyı edip bardağı aynı elimizle tutarız. Aynı güzergahı kullanarak aynı işe gideriz ve orada iyi tanıdığımız insanların arasında, yani aynı duygusal butonlara basan insanlarla aynı şeyleri yaparız. Sonra aceleyle eve gideriz ve akşam yemeğimizi yiyip aynı uyku zamanı rutiniyle dişimizi fırçalayıp aynı saatte yatağa gider ve ertesi gün aynı şeyleri tekrar ederiz. Bu söylediklerim size yaşamlarınızın büyük bölümü sanki otomatik pilota bağlanmış gibi hissettirmiş olabilir. Ama olan şey de zaten budur. Aynı şeyleri düşünmek bizi aynı seçimlere yönlendirir. Aynı seçimleri yapmak aynı davranışları sergilememize yol açar. Aynı deneyimleri yaratmak bizi aynı duyguları üretmeye yönlendirir ve bu aynı duygular yine aynı düşünceleri üretir. Bu bilinçli ya da bilinçsiz süreçlerin bir sonucu olarak biyolojiniz de aynı kalır. Beyniniz ya da bedeniniz değişmez. Çünkü onlar aynı şeyleri düşünüp aynı duyguları sergilemektedir. Gizliden gizliye yaşamınızın değişmesini umut etseniz bile bu böyle devam eder gider. Hep aynı beyinsel devreleri aktive eden, aynı beyin kimyası üreten ve beden kimyanızı da hep aynı şekilde etkileyen aynı beyinsel aktiviteleri üretirsiniz. Aynı beyin kimyası aynı genlere, aynı yollardan sinyaller gönderir, aynı ifadeler, aynı hücresel blokları inşa eden ve bedeni aynı halde tutan aynı proteinleri üretir. Bu protein ifadeleri yaşamınızın ya da sağlığınızın ifadesi olduğundan yaşamınız ve sağlığınız da aynı kalır. Şimdi yaşamınızı bir an için gözden geçirin. Bu sizin için ne anlama geliyor? Dünkü düşüncelerinizi bugün de aynen düşünüyorsanız, o zaman mutlak biçimde aynı seçimleri yapıyorsunuz demektir. Bugünkü bu aynı seçimler, yarın da aynı davranışlara yol açacaktır. Yarınki alışkanlık edindiğiniz aynı davranışlar, gelecekteki aynı deneyimleri yaratacaktır. Gelecekteki gerçekliğinizde yaşayacağınız aynı olaylar, her defasında aynı öngörülebilir duyguları yaratacaktır. Dününüz, bugününüz olacak ve böylece de aslında geçmişiniz, geleceğiniz olacaktır. Bu noktaya kadar benimle aynı fikirdeyseniz, o zaman anlattığım şey tam olarak sizsinizdir. O sizin kimliğiniz ya da kişiliğinizdir. O sizin varlık halinizdir.
ve o rahat, çaba gerektirmeyen, otomatik bir süreçtir. O, dürüstçe ifade edersek, geçmişte yaşayan sizsinizdir. İsteminize bağlı olmayan bu süreçleri her gün temelde sürdürmeye devam ederseniz, zaman içinde bu tanıdık varlık haliniz sizi siz olduğunuzu düşündüğünüz tanıdık duygulara taşımak üzere aynı düşüncelere sürükleyip, aynı otomatik seçim döngüleri, davranışlar ve deneyimlerle karşı karşıya bırakacaktır. İşte bu nedenle bizle ilgili her şey de aynı kalacaktır. Madem bu kişiliğinizdir, o zaman kişiliğiniz bireysel gerçekliğinizi yaratır. Bu kadar basittir. Kişiliğiniz, düşünceleriniz, eylemleriniz ve duygularınız tarafından oluşur. Bu yüzden hali hazırda bu sayfayı okumakta olan kişiliğiniz, sizin yaşam diye andığınız var olan bireysel gerçekliğinizi yaratmıştır. Bu, yeni bir bireysel gerçeklik, yeni bir yaşam yaratmak istemeniz durumunda düşüncelerinizi kontrol etmeniz ya da düşüncelerinizi nasıl değiştireceğiniz üzerine kafa yormanız gerektiğini gösterir. Aynı deneyimleri yaşamak için aynı seçimleri yapmakta olduğunuzu fark etmeli, bilinçaltı davranışlarınızın bilince varmalı, sonra yeni seçimler yapmalı, yeni edimlerde bulunmalı ve yeni deneyimler yaratmalısınız. Hafızanızda yer eden ve günlük temelde yaşamakta olduğunuz bu duyguları gözlemlemeli ve onlara dikkatinizi vermelisiniz. Ve bu duygular doğrultusunda tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamayı seçip seçmediğinize, sevip sevmediğinize karar vermelisiniz. Göreceğiniz gibi çoğu insan aynı eski kişilikten yeni bir bireysel gerçeklik yaratmaya çalışmaktadır ve bu işe yaramamaktadır. Yaşamınızı değiştirebilmeniz için kelimenin tam anlamıyla başka biri olmanız gerekir. Bu süreçleri destekleyen bazı sağlam bilimsel gelişmelere hep açık olun. Şimdi bu modeli anlamış bulunuyorsanız, o halde yeni düşüncelerin yeni seçimlere ve yeni davranışların da yeni deneyimlere yol açacağını kabul ediyorsunuz demektir. Yeni deneyimlerin yeni duygular üretmesi gerekir ve yeni duygular da yeni yollarla düşünmek için ilham kaynağı olur. İşte buna evrim denir. Bireysel gerçekliğinizin ve biyolojinizin, beyinsel döngüleriniz, içsel kimyanız, genetik ifadeleriniz ve nihai olarak da sağlığınız, bu yeni kişiliğin bir sonucu olarak yeni bir varlık haline dönüşmesi gerekir. Burada her şeyin bir düşünceyle başladığı görünmektedir.